Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Şubat ayının konu başlıklarına şöyle bir göz atalım. Şubat ayında Kova burcunda çok önemli bir gezegen birikimi var. 18 Şubat'a kadar Güneş Kova burcunda. Sizin gezegeniniz Satürn Kova burcunda. Jüpiter Merkür orada ve 1 Şubat itibariyle Venüs de Kova burcuna geçiyor. Bu tabii ki özellikle haritanızın ikinci evinde, para evinde çok güçlü tesirler ortaya çıkaracaktır. Kova burcunda yeni ayımız doğacak. Merkür retrosu devam ediyor 20 Şubat'a kadar. Satürn Uranüs arasındaki kare açı ay ortalarında etkinleşecek ve ay sonunda Başak burcunda dolunayımız meydana gelecek. Evet şimdi detaylara bakalım. Bu kadar gezegen ikinci evinizde olurken tabii ki parayı daha fazla düşüneceksiniz ay genelinde. Yani maddi durumunuz, bütçenizle ilgili konu ve kavramlar bu ay çok önemli. E, önemli adımlar da atabilirsiniz, kararlar da verebilirsiniz. Veya hani sizin dışınızda gelişen bazı şartlar maddi durumunuzda da tesirler yaratabilir. E, merkür'ün de bu alanda gerilemesi... Tabii ki bazı hedeflerimizde hani iş planlarımız olabilir, para akışı olabilir, alışverişler olabilir. Buralarda zaman zaman retro, e, gecikmelere, yavaşlamalara neden olabiliyor. E, bazı sorunlara da yol açabilir. Dikkat etmek lazım, özellikle hesaplarda, alışverişlerde, e, teknolojik alanlarda, özellikle dijital platformlarda yapılacak her türlü parasal alışverişlerde, e-ticarette falan daha dikkatli olmak lazım. Ama bazı fırsatlar da verebilir. Yani geçmişle ilgili yarım kalmış konular, beklediğiniz paralar örneğin. Hani bunların geri gelmesi, bazı iş fırsatlarını tekrar ele almanız, değerlendirmeniz. Bu dönemde örneğin bütçenizi gözden geçirmeniz, ne gerekli ne gereksiz onları bir ayrıştırmanız, harcama planları yapmanız, önümüzdeki süreç için mesela yatırımlar alanında planlamalar yapmanız, hesaplar yapmanız mümkün. Bu retronun daha faydalı bir şekilde hayatınıza yansıması da olabilir. Evet 11 Şubat'ta Kova burcunda yeni ay doğuyor. Yeni ay 23 derece Kova burcunda olacak. Her yeni ay gibi yeni olasılıkları da gündeme getiriyor. Evet bu yeni ay size bir iş, yeni kazanç kapıları açabilir. Çünkü hem Venüs'ün hem Jüpiter'in para evinizde olması tabii ki kazançlar anlamında çok bereketli aslında. Ayın geneline baktığımızda bu yeni ay da size bu fırsatları getirebilir. Ama önemli örneğin bir teklif aldınız, değerlendireceksiniz ya da parayla ilgili bir yatırım yapacaksınız ya da bir alışveriş yapacaksınız. Bu daha çok da teknolojiyle ilgili olabilir bu yatırımlar, harcamalar bu e, ay içerisinde. 20 Şubat'a kadar mümkünse bekleyin. Hani Merkür düzelsin ondan sonra daha rahat hareket edebilirsiniz. E, çünkü biliyorsunuz retrolarda verdiğimiz kararlar, yaptığımız harcamalar, özellikle teknolojiyle ilgili yaptığımız alışverişler biraz sorun getirebiliyor. Daha sonrasında fikir de değiştirebiliyoruz ya da çok verimli olmayabiliyor. O yüzden biraz bekleyebiliyorsak tabii ki beklemekte fayda var. Ama bekleyemiyorsak e, gerekli kontrolleri yaparak güvenli adımlarda atabiliriz Tabii ki çünkü koruyucu etkilerimizde çok var yani şanslı gezegen birikimleri de çok fazla bu yüzden önemli desteklerde almamız mümkün görünüyor Evet e, özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Siz bir oğlak olarak aslında kovadaki yeni ay yani bireysel haritalarınızda çok tesirli olmayabilir 23 derece ve yakınlarında özellikle gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar sabit burçlardaysa o zaman bireysel etkileri artacaktır. Ee, ancak tabii ki bu kadar da gezegenin hani bir arada kova burcundaki tesiri ister istemez e, bu konuların özellikle para konularının e, bilinç dışından da gelen tesirlerle beraber daha fazla e, gündem yaratması mümkün görünüyor. Ay ortalarında Uranüs Satürn arasındaki dik açı etkinleşecek. Ee, aslında 2021'in en önemli açılarından birisi bu. Ayın bu ay olacak. Ay ortalarında 15 Şubat, 17 Şubat özellikle netleşiyor. Ama tabi birkaç gün öncesi ve sonrası da etkili olacaktır. Yılın genelinde Haziran sonlarında ve Aralık ayında da yine bu açı kalıbını yaşayacağız. Bireyselle toplumsal alanda yani düzenle düzene karşı gelme arasında bir ciddi zıtlaşmanın olabileceği bir enerji bu. Evet yeni uygulamalar, yeni sistemler olabilir. Para piyasalarında özellikle ya da yönetimsel alanlarda bazı stresler, huzursuzluklar oluşabilir. Teknoloji ve dijital alanlarda bazı siber saldırı tarzı problemlerle karşılaşabiliriz. Elektronik araçlar daha çok zorlanabilir. Elektrikle ilgili sorunlar artabilir. Hani Bunları bireysel olarak mümkün olduğu kadar kendi alanlarımızda dikkate alarak adım atmak ya da güvenliğimize önem vermekte fayda var. Ama biraz önce de dediğim gibi bunlar daha çok kolektifi etkileyen tesirlerdir. Evet, e, ayın 18'inden itibaren Güneş artık balık burcunda parlamaya başlayacak. 25 Şubat'ta Venüs balık burcuna geçecek. 20 Şubat'ta da Merkür düzeliyor. Dolayısıyla e, biraz daha 20 Şubat itibariyle bu para konularındaki hesaplar, kitaplar hani sorumluluklardan biraz ayrışıp daha çok hani zihinsel aktiviteler, sosyalleşme, yakın çevremiz olup bitenler, bazı gezi seyahat fırsatları bunlara biraz daha yönelmeye başlıyoruz. Venüs iyicil bir etkidir. Size keyifli bazı seyahatler getirebilir. Özellikle ayın 25'inden sonra Mart ayında da devam edebilir bu. Bunun yanı sıra yakınlarınızla daha hoş ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Kardeşleriniz, iş arkadaşlarınız, komşularınız, sosyalleşmeniz onlarla paylaşımlarınız daha destekleyici olabilir. 27 Şubat'ta Başak burcunun 8 derecesinde dolunay meydana gelecek. Ayı dolunayla kapatıyoruz. 3 gün öncesi, 3 gün sonrası tefsirler artar ve 10 Mart'a kadar da devam edecektir dolunay tesirleri sizin gibi toprak elementinde ve size de gerçekten çok güzel bir destek açısı veriyor aslında bu dolunay. Keyifli bir dolunay. Uranüs'ün de çok olumlu temasları var. Ee, özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 8 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz varsa tesirleriniz artar. Bu dolunay bazı farkındalıklar, bazı tamamlanmalar da getirebilir, dönüşümler getirebilir. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası alanlar, uzak mesafeler gündemimizde. Bu bir gezi, seyahat olabilir, bir tatil programı olabilir veya akademik alanda yaptığımız bir çalışmanın sonucunu almak veya buralar bu alanda eğitim hayatımızda bazı kararlar almamız mümkün. Uluslararası alanda yapılan her türlü çalışma, iş konuları, ticari konular, aktiviteler, tabii ki medya alanında iletişim, medya, sosyal medya, dijital platformlarda olabilecek her türlü uygulama ve girişimlerde de bu dolunayın bize önemli etkiler getirmesini bekleyebiliriz aslında. Sürprizler de olabilir, beklemediğimiz yerlerden de gelebilir bu etkiler. Hukuksal konularda beklentileriniz varsa eğer, adalet ve hukuksal alanlarda da bu dolunay size bazı hak edişler getirebilir sevgili oğlaklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.